Bir defa insan zekasıyla alay eden bir uslup görüyoruz. Bazı siyasilerde, bürokratlarda, akademisyenlerde. Hatta insanları aşıya karşı olan kimse yok. Aşı dayatmasına karşı olan insanlar var. Ben aşı olmayacağım diyenleri, avlamaktan söz edenler var. Bunların aşı olmamaları durumunda haftada iki defa PCR testi. PCR testi sanki aşıdan çok daha sağlıklıymış, daha kolaymış gibi. Bunun devlet tarafından da yapılmayacak. Nerede yaptıracağı da belli değil. Kaldı ki bunları 44 döngüyle okuduğunuzda nezle de olsanız hasta gözükeceksiniz. Bu defa sizi en hafifinden ev hapsine alacaklar ya da hastaneye kaldıracaklar. Hastanede ilacı zorla verecekler. Arkasından ne olacağını bilmiyoruz. Bu kadar insan, milyonlarca insanı haftada iki defa nasıl PCR'a tabi tutacaksınız? Bu PCR'ın parasını bu insanlar nasıl ödeyecekler? Ve bunu sürekli tekrarlamak durumunda kalacaksınız burnunuza, genzinize. Yani ölümlerden ölüm beğenin, köprüyü geçenden 5 lira, geçmezsen 15 lira alacağım der gibi bir mantık bu. Bunun uygulanması mümkün değil. Bunun teklif edilmesi bir garip. Daha düne kadar aşı zorunluluğu yoktu. Hem zorunlu hem de başıma bir iş gelirse kimse sorumlu değil. Bundan ben sorumlu diyen. Böyle bir ahlak yok. Böyle bir hukuk yok. Böyle bir siyaset yok. Ama bunu yapıyorlar. Ve bu da insanlar üzerinde ister istemez çok ciddi bir gerilime sebep oluyor. Çünkü İsrail hepsini yapmıştı aşıların ya da Cebel-i Tarık'ta toplumun tümü aşılandı. Tüm prosedürler eksiksiz yerine getirildi. Daha öncesine göre vaka sayısı da patladı. İsrail aşılıları almamaya başladı. Yani sonra pardon dediğinizde ordunuz çökmüş, polisiniz çökmüş, sağlık teşkilatınız çökmüş. Ya öğrenciler üzerinden toplumun bütününe hitap ediyorsunuz. Bakın bu zaten uygulanması imkansız. Okulda kavga sebebi olacak. Eğer öğrenim sürdüremezsiniz. Her hafta birileri öldü haberinden dolayı insanlar panik içinde ne yaptıkları belli olmaz. Bugün bakın aşı olanların büyük bir bölümü yarın yan etkiler ya da doğrudan başlarına bir felaket geldiğinde öylesine bir öfke patlaması yaşayacaklar ki size inandık ve bizi bu hale getirdiniz diye zombiler şeklinde saldırabilirler. O zaman bu kişileri, bu aşı dayatanları bizim o aşı olan fakat öfke patlaması yaşayan insanların elinden kurtarmamız da mümkün değil. Bu bir toplumsal intihar politikası olarak artık önümüze gelmeye başladı ve çok kaba bir şekilde uslupla dayatılıyor. Buna karşı da daha sert mesajlar vermemiz gerekiyordu. Bu sadece Twitter'da, sosyal medyadaki sert mesajlarla sınırlı kalmayacak. Bu mitinglerle, toplu açıklamalarla, davalarla, imza kampanyalarıyla uzun soluklu bir eylem planına dönüşecek.